Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 350. yayınımızda ve 9. senemizle senemizi devirmiş olarak sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Bonn Üniversitesi İslam Çalışmaları bölümünden Doktor Evrim Binbaş'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz öncelikle Hoş bulduk. Çok yayınımıza. teşekkürler davetiniz için. Bizi teşekkür ederiz, bizi kırmayıp geldiğiniz için. Kendisinin bu yakınlarda Türkçe'ye çevrilecek olan, dergah yayınlarından çıkacak olan Timurlu İran'ın da Entelektüel Ağlar başlıklı şu kitabı. Bu kitap şu anda İngilizce baskısı var Cambridge Üniversitesi yayınlarından. Bu Türkçe'ye çevriliyor. Biz kendisi Türkiye'ye gelmişken yakında çıkacak olan bu kitabı üzerine bir yayın yapmak istedik. Türkçe'ye çevrilecek olan bu kitabı üzerine. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan MASAP uygulamasını ve Patreon destekçilerimize başlamadan bir teşekkür etmek istiyoruz. 9. yılımızı da devirmiş olduk. 10. yıla giriyoruz ve 350. yayınımızda inşallah bir süre daha bu yayınlara devam edebileceğiz. Ben ilk soruyu sorması için sözü Ozan'a veriyorum. Evet, 350. yayın. 9 sene dile kolay Maşallah. denen şey oymuş yani. Evet. Gerçekten. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir konuya, daha doğrusu detaylara girmeden önce böyle bir Timurlu 14-15. yüzyılın bir şeyini alabilir miyiz? Panoramasını bir sizden rica etsek, böyle bir kalın çerçeveyle, bir genel bir çerçeveyle, sonra üzerinden bu entelektüel ağlar, 15. yüzyıldaki entelektüel ve siyaset üzerine, siyasi düşüncesi üzerine ondan sonra konuşuruz. Tekrar teşekkürler davetiniz için. Benim kitabım aslında Timurlu dönemi entelektüel ağları üzerine. Tabii ki bu nedenle Timur tarihi, Timurlular kitabın içerisinde çok önemli yer alıyor. Ama tabii ki entelektüeller böyle siyasi sınırları tanımıyorlar. Bu insanlar işte Timurlulardan Osmanlılara, Memlüklere, başka yerlere, Hindistan'a, her yere gidiyorlar. Dolayısıyla bu dönemi çalıştığımız zaman böyle tek bir hanedan üzerine yoğunlaşarak çalışmak çok mümkün değil. Daha geniş bir çerçeveden bakmak gerekiyor. Ben o nedenle kendimi her zaman bir dönem tarihçisi olarak gördüm aslında. 15. yüzyıl çalışıyorum ben. Yani Timurlular, erken Osmanlılar dediğimiz, Memlükler, hatta Hindistan, Türkmen beylikleri. Bunlar benim çalıştığım alanlara giriyor. Peki bu insanlar nasıl kişilerdi, nasıl siyasi formasyonlardan bahsediyoruz? Şimdi burada Timur çok böyle ayrıksı bir kişilik gibi görünse de, çok başarılı bir kişilik gibi görünse de aslında çok da sıra dışı bir kişilik değildir. Bunlar bizim Moğol sonrası dönemde ortaya çıkmış olan bir şekilde işte aslında tam terimi Karaçu dediğimiz, bizim yani İngilizce'de warlord denilen kişiler. Yani bunların siyasi gücü var, askeri gücü var ama meşruiyet zeminleri çok zayıf. Aslında Osmanlılar da böyledir. Osmanlılar da birer Karaçu'dur o dönemde. Yani bir şekilde meşruiyetleri zayıf ama siyasi güçleri yükselen, siyasi güçleri var olan kişiler. 15. yüzyıl bu tür siyasi aktörlerin çok fazla olduğu, her yerde gücü ellerinde bulundurdukları yerler. Bu Anadolu'da böyle, İran'da böyle, Orta Asya'da böyle. Timur bunların içinde sadece en başarılı olanı aslında. Yani çok özel bir karakter değil ama çok başarılı bir karakter bir şekilde. O nedenle ben bir şekilde bu dönemi böyle Timurlu dönemi diye de adlandırmaya tercih ediyorum. Çünkü Timurlu döneminde kaynaklarımız da bol. Çalışmak da daha kolay mı diğer dönem, diğer hanedanlara göre. Bu dönemin başka bir özelliği ise çok merkezli olması. Yani bir şekilde tek bir başkente, tek bir siyasi merkeze dayanamıyorsunuz bu dönemi çalıştığınız zaman. Semerkand'ı var, Tebriz'i var, Bursa'sı var, Kahire'si var, Şam'ı var. Yani çok merkezli bir dünyadan bahsediyoruz. İkincisi de siyasi aktörlerin çok fazla olduğu bir dönem. Herhalde benim kitabımın önemli olmaya başlaması da burada oluyor.
Sadece mesela bizim geleneksel anlamda siyasi aktör diye bildiğimiz kişilerin ötesinde mesela işte diyelim ki emirler, kabile liderleri, onların ötesinde bazı entelektüel figürlerin de çok önemli siyasi figürler olarak ortaya çıktığı bir dönem olarak görüyoruz. Yani siyaset kurumu çok çeşitleniyor bir dönemde. 15. yüzyılın ikinci yarısında bu sefer bu çeşitliliğin en başarılı bir örneğini biz Safavi hanedanında görüyoruz. Orada da bir entelektüel grup yavaşça siyasi bir organizasyon haline dönüşüyor ve orada bir imparatorluk kuruyor. Dolayısıyla 15. yüzyılı böyle çok merkezli, çok aktörlü bir dönem olarak tanımlamak mümkün. Hocam ben şimdi önümüzdeki haftalarda Gökhan Çetin Sayı'nın yeni çıkan kitabı üzerine bir program yapacağız. Onun yeni kitabını okuyorum. O da aslında sizin kitapla bir denk geldi. Onda da şey kısmını okuyordum. İşte 1402 ve sonrasında Osmanlı fetret dönemi. Sizin kitapla da paralelliği şöyle. 1402'de işte Ankara Savaşı oluyor. Ve 1420-23'lere kadar süren bir fetret devri ortaya çıkıyor Osmanlı'da. Ama benim biraz önce söylediğim gibi dışarıda bu aslında 1402'de 23'e kadar değil 1453'e kadar süren bir fetret devri aslında. Hı. Yani benim gördüğüm çünkü sonrasında yaşanan süreçlere baktığınız zaman aslında o şey ne diyelim artçıları onun yarattığı 1402'nin yarattığı o dalgalanma Çelebi Mehmet sonrasında ikinci Murat döneminde de devam ediyor aslında o siyasi oturmamışlık ve onu asıl çözen kişi işte Fatih Sultan Mehmet 1453'te o kendi nasıl diyeyim meşruiyetini kendisinden göklerden değil de kendi bileğiyle kazanarak bu şeye getiriyor. Nedir? Fetret devrini bitirmiş oluyor. Hı. Ve aynı dönemde aslında yani fetret devrini, Osmanlı fetret devrini başlatan Timurlar da aynı dönemde bir büyük bir siyasi belirsizlik içine giriyorlar. Hı. Yani paralel hayatlar var. Yani bu bunu nasıl okuyabiliriz? Şimdi aslında bu benim 15. yüzyıl anayasa krizi dediğim meseleye tekabül ediyor. Ben 15. yüzyılda bir anayasal bir krizin var olduğunu düşünüyorum. Bu anayasa terimini tabii ki burada yazılı bir anayasadan kastetmiyoruz. Yani toplumun ve siyasetin dayandığı normlar açısından bahsediyoruz. 15. yüzyılın birinci yarısında gerçekten herkesin bir şekilde kabul ettiği ve üzerinde anlaştığı hiçbir siyasi norm yok. Yani mesela 1258'den önce diyelim ki bir hilafet kurumu vardı. Şimdi hilafet kurumu kayboldu. Yani hilafet hiç kimsenin umurunda değil. Arkasından mesela Moğollar geldiler. Bir Cengizli hanedanı vardı. Cengizlilerin yükseldiği bir dönem vardı. Bu dönemde artık Cengizliler de yok. Yani dolayısıyla herkesin üzerinde anlaştığı bir kavram yok. Bu anayasal kriz ortamında çok farklı siyasi fikirler ifade edilebilmeye başlanıyor. Yani insanlar eğer hiç kimsenin anlaştığı bir fikir yoksa o zaman benim fikrim üzerine anlaşabiliriz diyerek çok farklı fikirlerin dolaştığı bir dönemden bahsediyoruz bu dönemde. İşte entelektüel figürler de kendilerine siyasi rolleri bu dönemde atfetmeye başlıyorlar. Sadece şeyler değil, sadece mutasavvıflardan bahsetmiyoruz burada. Hı hı. Yani filozoflar, diğer entelektüel gruplar da. Örneğin mesela Seyit Nurbahş'ın İran'da bir mutasavvıf. Seyit Nurbahş'ın Şahruh'a yazdığı bir mektup vardır. Der ki yani artık siz sultanlar falan filan sizin devriniz bitti yani. Artık bizim devrimiz başlıyor. Yani biz yöneteceğiz bundan bayağı sonra. Bayağı iddialılar. Evet yani bayağı iddialılar o dönemde. Şimdi bu anayasal krizi
körükleyen, daha da kötüye götüren bir de siyasi kriz var. İşte Osmanlı'da Fetret devri dediğimiz, Timurlularda ise bizim genelde birinci Timurlu iç savaşı dediğimiz bir dönem. Yani 1405 yılında Timur ölüyor ama yani siz bir herhangi bir Wikipedia makalesine bakarsanız işte arkasından Şahruh iktidara geliyor gibi görünür ama Şahruh'un aslında iktidara gelmesi ta 1420'lere kadar devam eden bir süreç. Yani o dönemde de pek çok aktör var ve bu pek çok aktör kendi meşruiyetini sağlamak için veya değişik yeni bir siyasi fikir formüle edebilmek için elini nereye koyabilirse oradan faydalanmaya çalışıyor. İşte tasavvufi fikirler, okült fikirler, işte ulumu garibe falan filan, astroloji, ilmi huruf, bunların hepsinin önem kazanmaya başlaması o dönemde. Şimdi bunun anlamı nedir bu dönemde? Yani bunun anlamı nedir? Şöyle bir şey, yeni bir siyaset ortaya çıkacak ama bu siyasetin kaynağı nerede olacak? Yani bunu nereye koyacağız? Yani hukukun kaynağını nerede bulacağız diye. Şimdi insanlar burada değişik değişik fikirler ortaya çıkıyorlar. Bu gerçekten çok böyle bir çeşitliliğin fazla olduğu bir dönem. Bir fikir mesela Timurlularda ve Osmanlılarda da başka yerlerde de Memlüklerde de çok etkili olmuş olan fikir bu ulumi garibe fikri. Yani işte ilmi huruf gibi fikirlerin gittikçe önem kazanmaya başlaması. Bunların aslında altında yatan sebep şu, sizin biraz önce söylediğiniz, yani siyasetin kaynağını göklerden alıp yere indirmek, eğer basitleştirebilirsem. Yani onu siyasetin kaynağını göklerden alıp şeye koymak, ne denir? Bir sultanın kendi siyasi kişiliğinin içine koymak. Bunu Timurlularda değişik şekillerde deneyen yöneticiler oluyor. İşte İskender Mirza, Ömer Şeyh'in oğlu. O mesela böyle okült fikirleri kullanıp yeni bir siyasi söylem oluşturmaya çalışıyor falan. Ama bu anayasal krizi gerçekten çözen kişi bence II. Mehmet oluyor. Yani İstanbul'un fethiyle yeni siyasetin kavramlarını bir şekilde açıkça ortaya koy. Yeni siyaset imparatorluktur ve bu imparatorluğun kaynağı da imparatorun kendisidir. Yani ve de bunu nereden biliyoruz? İşte İstanbul'u fethettim, Roma şehri. Yani bunun arkasından gelen bütün bu şeylerle, bu kavramsal çerçeve içerisinde bu anayasal krizi çözen kişi aslında II. Mehmet oluyor. Yani bu sadece İstanbul'un fethi bu açıdan, sadece Osmanlı açısından değil, bütün İslam tarihi açısından önemli bir şey. Bu tartışmayı bitiren nokta demek mümkün bu açıdan. Evet. Hocam siz zaten kitabınızda da bahsediyorsunuz. Cornell Fletcher'la İhsan Fazlıoğlu bu dönem tasavvufi ağları ve bu düşünsel ağları çalışıyorlar. Şimdi siz konuşurken kitabınızda da zikrettiğiniz bir isim var Osmanlı coğrafyasında, işte Şeyh Bedrettin. Şeyh Bedrettin de sonuçta, değil mi, bir ulema sınıfından, evet, kazasker olarak yeni bir anayasa şeyiyle veya yeni bir meşruiyet hikayesiyle şey yapıyor. Bunların karşılaştıkları herhalde bir takım kesişim noktaları var. İşte Kahire gibi vesaire. Bu Timurlu aydınlarıyla Osmanlı aydınlarının kesiştiği böyle noktalar var mı? Şimdi bu kesiştiği, yani şahsen kesişmeden bahsediyorsak tabii ki bunun önemli merkezlerinden bir tanesi Kahire. Yani Kahire'ye gidip Kahire'de çalışıp orada bir araya gelen işte Şeyh Bedrettin'di, Hüseyin Ahlati'ydi ve diğerleri Sayneddin Turkay'dı, ne bileyim Şerefettin Ali Yezdi'ydi, Molla Fenari'ydi Osmanlı'da. Bunların hepsi bir şekilde yolları Kahire'den geçen insanlar. Şimdi ama burada bir entelektüel alandan bahsettiğimiz zaman illaki yüz yüze karşılaşmayı ve etkileşmeyi anlamamak lazım. Yani bu insanlar illaki bir araya gelip bir şeyler yapmış olmak zorunda değiller. Yani
bunların bir şekilde benzer fikirlere sahip olmaları ve benzer şeyleri istemeleri aslında bir entelektüel alan yaratmalarına yeterli oluyor. Şimdi Şeyh Bedrettin bu anlamda Osmanlı coğrafyasında en önemli olmuş olan figürlerden bir tanesi. Yani bildiğimiz sebeplerden işte isyan ediyor falan filan. Öbür taraftan da tabii ki popüler de bir figür. Yani üzerine çok güçlü edebi eserler var falan, bilinen bir figür. Ama bütün olayı sadece onun etrafında kurmamak lazım. Şimdi burada değerli İhsan Fazlıoğlu'yla Cornel Fleischer'dan bahsettiniz. Onların mesela ikisinin de üzerine çalıştığı İhvan-ı Safa diye bir düşünsel ağdan bahsetmek mümkün. Yani bunu bu İhvan-ı Safa ismini biz şeyden biliyoruz. Yani Abdurrahmanül Bistami'nin otobiyografisinden biliyoruz. O orada diyor ki işte ben şuraya, şu şehre gittim, bu şehre gittim ve İhvan-ı Safa'yı ziyaret ettim diyor. Şimdi burada şu hataya düşmemek lazım yani. Yani bunu zaten hem İhsan Bey hem Cornel Fleischer, Cornel Bey çok farkında idi bunların. Ya, biz burada mesela bir tarikatlar gibi ritüelleri, merasimleri belli olan entelektüel gruplardan bahsetmiyoruz. Bir şekilde çünkü veyahut da ulema gibi mesela icaze, birbirlerinden icazet alıp böyle değişik icazet silsilleri kuran gruplardan bahsetmiyoruz. Bunlara ben o nedenle kitabımda merasimsiz düşünsel ağlar diyorum bir şekilde. Yani bunların bir belirli bir ritüeli yok. Bunların belirli bir silsilesi yok. Bunların belirli bir hanekahı yok, tekkesi yok. Böyle şeyleri yok. Ama bunların nesi var? Bunlar bazı ortak şeylere inanıyorlar. Birincisi, inandıkları en önemli şeylerden bir tanesi entelektüel alanın otonom bir alan olması. Yani Sahinettin Türkan'ın hatıratında vardır. Der ki mesela o da aynı Şeyh Bedrettin gibi kadılık yapıyor. Bir Şafii kadı. Diyor ki ben diyor sabahleyin diyor gidiyorum işimi yapıyorum. Yani bir kadı ne yaparsa bütün bu işleri yapıyorum. Akşam eve geldikten sonra ne yaptığım hiç kimseyi ilgilendirmez diyor. Yani böyle bir hayatı ikiye ayırmak. Yani ne bileyim ben evde başka şeylerle ilgilenebilirim. Yani ulumu garibeyle ilgilenebilirim. Yani ne bileyim işte ilmi hurufla ilgilenirim. Astrolojiyle ilgilenirim. Ya da gider şarap içerim. Yani bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Ben işimi yapıyor muyum sabah oraya gittiği zaman? Yani yapıyorum. Yani bu tür bir entelektüel alanın otonomisine inanç bu insanları ayıran en önemli karakteristiklerden bir tanesi. Şimdi Şeyh Bedrettin özeline gelirsek mesela Şeyh Bedrettin konusunda Türkçe literatürde çok şey tartışmalar var. İşte bu bir fakih miydi, ne bileyim devrimci miydi, mutasavvuf muydu? Hepsiydi aslında. Yani tartışma anlamsız. Evet. Yani bir şekilde çok yetkin bir fakih, bir hukuk alimi kalkıp öbür tarafta devrimci fikirlere de sahip olabilir. Yani veyahut da o tür devrimci fikirlerin içerisine kapılıp da gidebilir. Yani bunlar aslında birbirini dışlayan şeyler değil 15. yüzyıl dünyasında. Hocam bu şeyi hatırlatıyor bana, böyle bir şey esprisi var. Ateist imam. Ben diyor orada kendi görevimi iyice şey yapıyorum. Nedir? Namazımı kıldırıyorum. Ezanı okuyorum. Evet. Yani bu aslında yani çok böyle zıt gibi dursa da. Tabii. Yani bu şey, bu gayet yani bunu şeyden mi diyoruz mesela, bu bütün Şeyh Bedrettin'in, Yezdi'nin falan üstünde duran Hüseyin Ahlati diye bir birisi var. Bu Hüseyin Ahlati vefat ettiği zaman evine gidiyorlar. Evindeki dolapları, sandıkları açıyorlar. Bu sandıkların içerisinden böyle değerli taşlar,
işte bir tane papaz elbisesi, ondan sonra işte ne bileyim bir sürü böyle bir yetkin bir mutasavvıfa yakıştıramayacağınız malzeme çıkıyor yani adamın evinden. Evet. Yani dolayısıyla bu hani bir şekilde hani özel alan, kamu alan ayrımını o aşamada yaptığının gayet iyi bir göstergesi. Hocam bu siz biraz önce söylerken Şahruh'a yazılmış bir mektuptan bahsettiniz. Evet. Hani orada bir tasavvuf bir şeyhten bahsediyoruz. Evet. Bunun aynısını Osmanlı'da görmüyoruz. Hatta İnalcı'nın makalesi vardı. Şimdi tam başını hatırlayamıyorum ama derviş ve sultan olabilir galiba. Evet, Osman Baba üzerine. Osman Baba üzerine. Mesela orada da böyle bir şey var. Yani sen tamam bu dünyanın şeyisin, sultanısın ama ben de şeyin sultanıyım, alemin sultanıyım. Tabii. Öyle bir yani bir yandan da bir şey fikri de var mı? Yani tabii bu karşılıklı bir ilişki de var burada. Bir evrensellik sorunsalı hem şeyi de etkiliyor, normal güncel siyaseti de etkileyen bir evrensellik. Diğer tarafta da kut fikri aslında. Evrensellik kut fikri. Bu aynı fikri mesela, çok haklısınız, aynı fikri biz şey ayrımında görüyoruz. Bu 14. yüzyılın başından itibaren hilafet fikri mesela, hilafet fikri ikiye ayrılıyor. Hilafet-i manevi ve hilafet-i suri diye. Yani bir şekilde bu dünyanın halifesiyle manevi dünyanın halifesi. Bir tane mesela Tabasi diye bir şeyin mutasavvıfın eserinde işte bu dünyanın halifesi Şahruh, öbür dünyanın şey manevi alemin halifesi Kasım Envar diye bunları bir şekilde ikiye ayırır. Şimdi zaten bu evrensellik fikri bunu benim hocalarımdan Cornel Fleischer değişik makalelerde eserlerinde bahsetti. Zaten bu evrenselliği yakalayabilmek bu dönemin en büyük sorunsallarından bir tanesi. Yani yeni bir fikir olacağını, yeni bir fikre ihtiyaç duyulduğun konusunda herkes hemfikir. Evet, yeni bir fikre ihtiyacımız var ama bu fikrin bir de evrensel bir fikir olması lazım. Yani şey falan bölgesinde ya da falan köyünde falan şehrinde insanların kabul ettiği bir siyasi önermenin artık çok fazla bir geçerliliği yok. O nedenle mesela diyelim ki İran şahlarına nesep uydurmak böyle çok büyük bir evrensellik taşımıyor bu dönemde. Yani tamam İran şahına gidebilir sizin nesebiniz, güzel, bunu yapanlar da var ama yani gerçekten bir mesela bir halifelik gibi ya da bir kutup gibi, yani bir kutupluk gibi bir evrensellik iddiası var mı bu tür siyasi argümanların? Bunu görmüyoruz. Bu evrensellik meselesi gerçekten en temel meselelerden bir tanesi o dönemde. Evet. Hocam şimdi bu biraz özele inersek bir takım kriz dönemlerinden bahsediyorsunuz. İşte şeyin Timur'un ölümünden sonra 3 tane kriz. İşte evet. 1416 krizi, 1427 krizi ve 1446 krizi. Evet. Bütün bu krizlerde bu entelektüel şeylerin odakların epey bir siyasi etkisi var. Yani biraz bunlardan bahsedelim. Mesela 1427'de bir Hurufi komplosundan bahsediyorsunuz. Hurufi komplosu. Ve Yezd'in, yani özelde biraz da belki Yezd'den de biraz bahsetmek gerekiyor. Hı hı. Çünkü onun hayatı özelinde aslında bu entelektüellerin siyaseti nasıl belirlediğine dair de çok ilginç örnekler var. İşte rasathaneye alınması daha sonra vesaire. Biraz özele de girebilir miyiz bu konularla ilgili? Şimdi bu kriz meselesi, kavram olarak ben kriz meselesini tarihte çok önemsiyorum. Çünkü bu kriz dönemleri bizim için aslında çok, nasıl diyeyim, bereketli dönemler oluyor. Çünkü bir sürü toplumdaki ve siyasetteki yarılmaları ve de değişik fikirleri gözlemleme şeyimiz var, imkanımız var bu dönemlerde. Bu birinci kriz dönemini biraz önce aslında anlattım işte. Bu işte Timur'un yerine kimsenin geçememesi, böyle bir iç savaşın olması ve o dönemde bir birbiriyle çatışan prenslerin değişik entelektüel grupları mobilize etmeye çalışmaları diye.
Fetret dönemi yani. Fetret dönemi gibi şey olabilir. Yani bunu biz, ben açıkçası şey, fetret dönemi, fetret kelimesini ben çok benimsemiyorum. Çünkü fetret bir şekilde fetret olmayan dönemleri de varsa, ya onlar normdu, fetret dönemleri anormal dönemlerdi gibi bir şeyi var. Açıkçası iç savaş terimi benim için çok daha verimli bir terim bir şekilde. İç savaş şeyini, kavramını daha çok seviyorum. Şimdi ikinci kriz dönemi ise 1426 yılında işte bu hurufi komplosu dediğimiz dönem. Şimdi burada bir şeyin altını çizmek lazım. Ben genelde kitabımda burada konuşurken de ilmi huruftan bahsediyorum. Ama bu ilmi huruf ile hurufiler birbirinden tamamıyla farklı gruplardır. Hurufiler bir şekilde çok belirli bir grup. Yani işte Fazlullah Astarabadi'nin fikirleri, onun arkasından giden çok radikal bir dini siyasi organizasyon. Bunun üzerine çok güzel çalışmalar var hem ülkemizde hem yurt dışında. Ama şimdi benim üzerine durduğum, benim çalıştığım kişiler, Yezdi olsun, diğerleri olsan, onlar ilmi huruf ile ilgileniyorlar. Yani ilmi hurufu bir şekilde bir metodolojik prensip olarak kabul ediyorlar. Şimdi bu nedir ilmi huruf? Bir şekilde şöyle bir soru soruyor. Yani ilmi huruf aslında bir nevi Fisagorculuk. Yani bunun şey ne de kökenleri antik Yunan'a kadar giden bir şey. Yani kendi geçmişi olan bir fikir. Ve şöyle bir şey diyorlar. Yani biz kendi dönemimizdeki sorunlara nasıl çözüm bulacağız? Yani yani artık yeni bir peygamber gelmeyeceğine göre bir kriz döneminde de yaşıyoruz. Bir peygamber gelip de bizim sorunlarımızı çözemez. Neden? Çünkü artık son peygamber geldi artık. Yani peygamberler devri bitti. O zaman diyorlar ki biz elimizdeki tek geçerli olan malzemeye yoğunlaşacağız. O da Kur'an. Yani biz Kur'an'ın metnine bakacağız. Onun harflerine, onun o harflerin manasına bakacağız deyip bu şeylerin ne denir, Kur'an'ın harflerinin anlamlarından bir şekilde yeni bir dini siyasi metodoloji geliştirme çabası, ilmi huruf dediğim bu. Bu çevredeki insanların, entelektüellerin hemen hemen hepsi bu ilmi huruf meselesine öyle ya da böyle bulaşıyorlar. Bir şekilde bunu kendi çalışmalarında kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi bu 1426 yılında bir hurufi tarafından Şahruh'a bir suikast girişiminde bulunuyor. Başarısız bir suikast girişiminde. Pardon. Ve bunu bizim kaynaklarımız gayet iyi açıklamış. Bu bir hurufi tarafından yapılmış olan bir suikast girişimi. Ama işte bu hurufilikle ilmi huruf arasındaki muğlaklık ya da karışıklık 15. yüzyılda da var. Ya da Şahruh bu durumu bir şekilde kötüye kullanıyor diyeyim. Ve de yani işte ilmi hurufa olan, ilmi huruf ile ilgilenmiş olan entelektüelleri hurufilerin sepetine koyup bir şekilde onları bastırmaya başlıyor. Yani ve ben bunu kitabımda şeyle açıklıyorum. Yani bu merasimsiz ağların içerisinde bulunan entelektüellerin de büyük bir kısmı bu ilmi hurufa bulaşmış durumda. Ve bu merasimsiz ağları kontrol etmenin yöntemlerinden birisi olarak kullanıyor Şahruh bunu. Ve 1426 yılından sonra gerçekten bu şeyler, bu merasimsiz ağlar çok büyük oranda etkisini kaybediyor. Yani Seyit Nurbahş örneğinde de gördüğümüz gibi. Bu, ben buna ikinci büyük kriz diyorum. İsterseniz üçüncü krizden de bahsedeyim kısaca. Üçüncü kriz dediğim ise 1446 yılında Sultan Muhammed'in, Bay Sungur'un oğlu Sultan Muhammed'in Batı İran'a bir şey olarak, bir vali gibi atanmasını görüyoruz. Çünkü 1450'li yıllara yaklaştığımızda artık Timurlular Batı İran'da oldukça gücünü kaybetmiş durumda ve Şahruh şeyi, Bay Sungur'u oraya bir vali olarak atıyor. Ama çok böyle bir şey,
90'lı yıllarda bizim bir özel vali kavramımız vardı. Hatırlayanlar bilir yani. Süper vali. Süper vali şeyi. Evet, evet. Yani Sultan Muhammed böyle bir süper vali. Yani çok büyük kaynaklarla ve çok büyük yetkilerle Batı İran'a vali olarak atanıyor. Ama kısa sürede orada onun bu süper valiliği bir nevi isyana dönüşüyor. Yani bir şekilde yani Şahruh'a karşı bir başkaldırıya dönüşüyor. Ve de bunda da işte arka planda olan şeylerden bir tanesi bu entelektüeller Sultan Muhammed'in etkisine girdiği zaman bir şekilde onun söylemini de kontrol etmeye başlıyorlar. Yani bir şekilde bu entelektüel, yani Sultan Muhammed bir şekilde o dönemdeki entelektüellerin siyasi söylemini uygulamaya başlıyor diye düşünebiliriz. İşte Şahruh bir şekilde batıya geliyor, bütün bu olayı bastırıyor ve de çok çok bayağı kanlı bir şey oluyor, ne denir, bastırma oluyor bu. Ve işte 1446 benim bu anayasal kriz dediğim meselenin aslında Timurlularda bittiği dönem diyebiliriz yani bir şekilde. Artık Şahruh her şeyi bastırıyor, sonra zaten bir süre sonra vefat ediyor, kısa süre sonra. Ve bir 10 yıldan az bir zaman sonra da İstanbul'un fethiyle bu anayasal kriz dediğimiz şeyin sonuna gelmiş oluyoruz yani. Şeyde. Hocam burada İlmi Huruf, yani İlmi Huruf'tan verdiğiniz örneği şöyle bir şey bende uyandırdı. Sanki daha önceki meşruiyet alanları, daha doğrusu meşruiyet alanlarını arama ihtiyacı daha çok yoruma dayalı. Yani ama ilmi huruf dediğimiz şey matematik. Matematik. Evet. Yani çok nesnel, nesnel bir yerden hareket ederek meşruiyet aramaya çalışıyorlar. Tabii bu arada benim aklıma şey de geldi. Yani aynı dönemde yaşamış 1406 ya da 7'di İbn Haldun'un ölümü. Mesela onda da bir şey kriz, o da bir kriz metni aslında. Mukaddime işte Kitab-ı Liber. Orada da bir meşruiyeti şeyden alıp işte Kureyşi olmasından alıp, yani orada şey diyor, hatta böyle bir yoruma gidiyor. Kureyşilikten kasıt diyor. O zamanın asabiyeti, kim iktidarı Kureyş'teydi. O evet. Yüzden şey diyor. Bugün güzel. De asabiyet, yani iktidar kimdeyse, iktidar oluşturan ağın kimdeyse, ha, o Kureyş odur diyor evet. Yani. O yüzden hani Kureyşliğe gitmeye gerek yok. Şeyi de çözmeye çalışıyor. Bütün o krizi de çözmeye çalışıyor. Böyle bir nesnel şeye oturtmaya çalışıyor. Bunu nasıl şey yapabiliriz? Yani buradan nasıl devam ederiz? Bu nesnellik mevzusu, iktidar ve meşruiyet ilişkisi bağlamında. Şimdi bu çok çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. Şimdi ilmi hurufun bir metodolojik prensip olarak şöyle bir avantajı var o dönemde. İlmi huruf dediğiniz şeyi öğrenebilirsiniz. Matematiğiniz güçlüyse. Gerçekten burada yüksek matematikten bahsediyoruz yani. Hakikaten benim matematik sınırlarımı, benim matematik bilgimin sınırlarını zorlayan bir matematik seviyesinden bahsediyoruz. Ama azminiz varsa, çalışırsanız öğrenebilirsiniz. Yani bu bir şekilde öğrenilemeyecek bir şey değil. Yani ve de sonuçta yani seviye seviye ilmin bütün sınırlarını keşfetmek mümkün. Yani ve burada ulaşılamayacak, mesela Sayneddin Torken'in eserlerinin birisinde böyle bir şey vardır, işte ilmin şeyleri, safhaları kim, yine öğrenebilirsiniz. Yani siz Kur'an'ı da öğrenebilirsiniz, hadis de öğrenirsiniz, kelam da öğrenirsiniz, hepsini öğrenirsiniz. Yani bir en üst seviyede öğrenemeyeceğiniz bir şey var. Onu da seyitler öğrenebilir. Yani eğer seyitseniz onu da öğrenebilirsiniz. Yani o zaman böyle bir kutsallığınız var. Ama buradaki şey şu, önemli olan nokta şu, bütün bunların hepsi sizin insani çabanızla yapabileceğiniz bir şey. Yani siz ne kadar çalışırsanız çalışın peygamber olamazsınız. Değil mi? Yani bu sizin elinizde olan bir şey değil. Evet. Ama siz çalışırsanız yani iyi bir fizik profesörü olabilirsiniz, iyi bir matematikçi olabilirsiniz, iyi bir ilmi huruf uzmanı da olabilirsiniz. Yani bu tamamıyla sizin çalışmanıza bağlı. İşte bu şeyi bir şekilde
yani hem kutsallığı hem de meşruiyeti bu dünyaya getiren ve bu dünyada insan içerisine koyan bir çaba bu. Yani eğer mesela bir 15. yüzyılda gerçekten Rönesans fikrinden bahsedeceksek bence böyle şeyler de aramak lazım yani şeyi. Yani çünkü Rönesans, Avrupa'da da Rönesans dediğimiz şey böyle bir şey değil mi? Yani insanın öne çıktığı bir dönem. Şimdi aynı şey, benzer bir durum İslam dünyasında da oluyor. Ama bu işte çok da şey değil. Yani çok da herkesin üzerinde anlaştığı bir şey değil. Mesela Şahruh aslında çok hoşlanmıyor bu durumlardan. O nedenle Şahruh İslam tarihinde 1258'den sonra halife unvanını ilk kullanan şeylerden birisi. Hilafet unvanını tekrar canlandıran kişi aslında Şahruh. Yani onun da sebebi bu işte, bir evrensellik lazım, yeni bir siyasi argüman lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte bir hilafet unvanı. Yani hilafet unvanını tekrar canlandırıyor. Ondan sonra işte şeyler, yani değişik yöneticiler hilafet unvanını kullanmaya başlıyorlar. Sonra işte Osmanlı'ya geçtiydi, geçmediydi tartışması, ama o çok sonraki bir tartışma. İlk önce daha işte bu birinci iç savaş devam ederken Şahruh bu hilafet unvanını kullanıyor. Ama işte bu çok şey değil. Bu çok yani ilmi huruf kadar radikal bir önerme değil. Yani sonuçta yine de hilafet unvanını bir şekilde tarihsel referansları itibariyle geleneksel hilafet kavramından alıp kullanıyor. Tabii orada da şunu söylemek lazım. Şahruh da o kadar aptal birisi değil. Geleneksel hilafet kavramları içerisinde mukaveleci dediğimiz bizim ya da böyle contractual şeyi, hilafet kavramını alıyor. Halife dediğimiz nedir? Halife aslında bir şekilde insanların üzerinde anlaşıp şeyi biat ettiği siyaseti ona verdiği kişidir yani. Çünkü geleneksel Sünni siyaset teorisinde biliyorsunuz siyaset aslında cemaate verilmiştir. Yani meşruiyet cemaate aittir. Cemaat kendi içinde bir şey kullanamadığı için, siyasi gücü kullanamadığı için bunu birisine devreder. Kime devreder? Halifeye devreder. İşte halife Şahruh o fikri canlandırıyor bir şekilde. Yani o da aslında bir şekilde daha pratik bir siyasi yönü, yani siyaseti tekrar bu dünyaya indirmenin yöntemlerini arıyor diyebiliriz yani o dönemde. Evet. Bu konuyla ilgili bizim yaptığımız bir de yayın vardı. Fatih Uslar'la biliyorsunuz. Horufilik. Evet. Horufilik, evet. O Türkiye'deki önemli uzmanlarından birisi. Evet. Kendisiyle yani yayının devamında merak edenler o yayına da bakabilirler. Hocam burada iki önemli merkezden bahsediyorsunuz. Bir cümleniz var şeyde aslında çok çarpıcı. Kahire'nin peygamberi, İsfahan'ın efendisi, evet, diye. Bu Kahire İsfahan şeyi ilişkisi nasıl? Bu şehirlerin rolleri ne olmuş bu entelektüel ağlar içinde? Biraz bunlara da isterseniz biraz girelim. Şimdi herhalde önce Kahire'den başlayayım. Kahire o dönemde Memlük Sultanlığı'nın önemli şeylerinden bir tanesi, önemli merkezlerinden bir tanesi, veya isterseniz başkent de diyebilirsiniz. Hı-hı. Yani başkent demek ne kadar doğru bilmiyorum çünkü Şam'da aslında çok önemli bir merkez o dönemde. Şimdi Memlüklerin şöyle bir özelliği var, çok ilginç bir siyasi sistemleri var bildiğiniz gibi. Yani nesebe dayalı olmayan bir şey var. Bir siyasi sistem var. Hanedan sistemi var Memlüklerde. Ve de bu nasıl diyeyim? Yani bizim tam da çok açıklayamadığımız sebeplerden. Yani sadece varsayımlarımız var. Ama tam sebebini açıklayabildiğimizi söyleyemem. Memlüklerde 13. yüzyıldan sonra korkunç bir entelektüel aktivite oluyor yani. Bir şekilde erken İslam döneminin çalışılması, o dönemin tabakatlarının hazırlanması, hadis kitapları, farklı hadis kitapları falan filan
evrensel tarihler, yani korkunç bir külliyat oluşuyor Memlük Sultanlığı'nda. Yani yani biz mesela yani Osmanlı ya Türkçe ya da Farsça çalışan kaynaklarla çalışan insanlar genelde böyle bir tarih kitabı dediğiniz bir iki cilt olur yani şöyle. Yani şimdi Memlük kroniklerine baktığınız zaman mesela 30 cilt yani 40 cilt, 50 cilt, 100 cilt böyle kitaplar var yani şeylerde. Şimdi bu inanılmaz bir yoğunluk yaratıyor şeyde, Kahire'de. Ve de bu tabii ki bu entelektüel aktivite neden o dönemde orada oluyor? Bu gerçekten ilginç bir soru ve buna çok net bir yanıtımız da yok. Yani orada Arapça konuşuluyor olması bir yanıt değil bence yani. Çünkü yani Arapça başka yerlerde de konuşuluyordu ama o kadar bir entelektüel aktivite olmadı. Bence Memlüklerin siyasi sistemleriyle alakalı bir açıklama olsa gerek. Ama henüz daha orada değiliz tarihçilik olarak. Ama böyle bir olgu var. Ve insanlar bundan yararlanmaya gidiyorlar bir şekilde. Yani oradaki bu entelektüel aktiviteden yararlanmaya gidiyorlar. İkincisi de şu var. Tabii ki Mekke ve Medine o dönemde Memlüklerin kontrolü altında. Ve de 13. yüzyıldan sonra biz Mekke ve Medine'nin ve özellikle hac aktivitesinin gittikçe önem kazandığını görüyoruz İslam tarihinde. Yani şimdi hac yani İslam'ın şartlarından bir tanesi tabii ki. Ama modern öncesi dönemde hacca gidebilmek gerçekten çok büyük bir imtiyazdı. Yani böyle herkes bugün olduğu gibi işte uçağa binip hacca gidemiyorsunuz yani. Gerçekten yani nüfusun çok çok düşük bir kısmı hacca gidebiliyordu. Yani dolayısıyla yani şey bugünkü gibi düşünmemek lazım. Ama şöyle de bir şey oldu 13. yüzyıldan sonra. Hilafet kurumu ortadan kalktıktan sonra şimdi İslam toplumu, İslam cemaati kendisini belirli kavramlar üzerinden tanımlıyor. Bunlardan bir tanesi, bu cemaati bir arada tutan kavramlardan bir tanesi halife, değil mi? Halifenin olmadığı ortamda ne olabilir yani bu şeyi, bu cemaati bir arada tutan kavram? İşte bu yanıtlardan bir tanesi hac. Yani hac aktivitesinin gittikçe önem kazandığını görüyoruz 13. yüzyıldan sonra. 15. yüzyıla geldiğimizde artık hacca gitmek çok önemli bir şey. Pardon. Yani pek çok entelektüel işte Mekke ve Medine'ye gidiyor ve o Memlük topraklarına girdiği için işte Kahire'ye de gidip oradaki o entelektüel ortamdan yararlanıyor. Yani bir dönemde hatta bir meslektaşın bir tanesinin bir karşılaştırması vardır. Yani 20. yüzyılın başında Paris ne idiyse entelektüeller açısından, yani işte şey o dönemde de 15. yüzyılda da Kahire öyleydi. Yani siz bir sözüne saygı duyulacak bir entelektüel olmak istiyorsanız Kahire'ye gideceksiniz yani. Oraya bir dokunmanız gerekiyor yani. İsfahan ise benzer bir rolü Farsça konuşulan dünyada İsfahan görüyor. Yani çok eski bir kültürel merkez ve de çok zengin vakıflara sahip olan seyitlerin bulunduğu bir merkez. Bu oranın İsfahan'ın da öyle bir şeyi var. Öyle bir çekim noktası var. Aynı zamanda da idari bir yönetim birimi. Dolayısıyla İsfahan'la Kahire böyle bir şekilde Farsça dünya, Arapça dünya birbirine bakan iki entelektüel merkez gibi düşünüyorum ben. Mesela Semerkant o şeyi hiçbir zaman dolduramıyor. Yani biz tabii ki Semerkant'ı çok seviyoruz yani şey olarak, hem bir şehir olarak, sembol olarak Timurların başkenti, ama tabii ki bir hiçbir zaman bir İsfahan olmuyor yani. Evet. Şeyi sor, kontroverç mevzusu var. Evet. Yani bu 7. bölümde hocam kralın iki soyundan bahsediyor. Daha doğrusu sultanın iki soyundan, iki ikili yapısından bahsediyor. Biz daha önce Fatih Durgun'la yaptığımız bir yayında bu Erik Cantorovic'in Kralın İki Bedeni yayını kitabını konuşmuştuk.
Aslında çok birbirine benzer iki tarif gibi geldi ve acaba bu o dönemin işte İran coğrafyasındaki, İran sahasındaki, Fars sahasındaki entelektüellerle işte batıdaki düşünürler arasında bir temas var mıydı, yoksa bunlar tamamen bir tesadüf ve o dönemin popüler bir konusuna verilen benzer cevaplar mıydı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi Kantorovic'in kitabı, yani Kralın İki Bedeni, benim gerçekten çok sevdiğim bir kitaptır. Yani Kantorovic de çok beğendiğim bir tarihçi. Her çalışması, sadece Kralın İki Bedeni değil, diğer çalışmaları da. Ve de gerçekten bence 20. yüzyılın en büyük tarihçilerinden birisi. Onu büyük bir tarihçi yapan ise bir şekilde bence tarihe bütüncül bakabilme yetisi. Yani bir şekilde siyaseti ve dini aynı yetkinlikte, aynı şekilde birbirinden ayırmadan, birbiriyle ilişkili şekilde çalışabilmeyi becerebilmiş olan ender tarihçilerden birisi. Şimdi Kralın iki bedeninde Kantorovic şöyle bir şey diyor. Yani şimdi İngiliz hukukçularının bir tane kavramı vardı. İşte aslında kavram onlardan geliyor, Kralın iki bedeni. Yani kralın iki tane bedeni vardır. Birisi ölümlüdür, işte ölür gider falan. Diğeri ise ölümsüz bedendir falan bir şekilde. O devam eder hanedanın içerisinde. Şimdi Kantorovic'in katkısı aslında şu, bu nereden geliyor diyor. Aslında bu işte İsa'nın bedeninin öneminden kaynaklanıyor Hristiyan teorisinde veya Avrupa kültüründe. Kavramı oraya bağlıyor bir şekilde. Şimdi ben de bu kitabımı yazarken ya da araştırmayı yaparken Yazdi'nin bu konuya benzer bir şekilde kavramları kullandığını, yani bunu beden üzerinden değil de nesep üzerinden yapmaya çalıştığını gördüm bir şekilde. Çünkü İslam tarihinde ve İslam teolojisinde bedenin öyle bir önemi yok. Tabii ki beden her zaman önemli ama yani biz bedeni böyle çok kutsal bir şey olarak İslam teolojisinde görmüyoruz. Yani sorarsanız mesela kendinize, bir Müslümanı Müslüman yapan nedir sorusunu sorduğunuz zaman aslında bu sorunun yanıtı gayet açıkça ortaya çıkar. Yani bir Müslümanı Müslüman yapan aslında yani peygambere olan inancıdır, değil mi? Yani peygamberin son peygamber olduğuna olan inançtır. Peki peygamberin peygamber olduğunu nereden biliyoruz? İşte böyle bir silsilenin içerisinde, yani son peygamber, yani geçmişe doğru giden bir peygamberler silsilesinin son peygamberi, oradan biliyoruz yani bir şekilde. Şimdi Yazdi'nin kitabında da Şahruh'a böyle bir isim veriyor, yani bir aslında başka hiçbir kaynakta bilmediğimiz Şahruh'a bir de böyle bir Sultan Mahmud diye bir ismi veriyor. Aslında iki isimli bir şekilde Şahruh. Yani buradan yola çıkarak ve de diğer bazı Timurlu şecerelerini kullanarak ben bu şeyin Avrupa tarihinde gördüğümüz kralın iki bedeni meselesinin İslam tarihinde aslında kralın iki nesebi olarak yorumlanabileceğini önerdim. Bu da şöyle bir şey, kralın iki bedeni ya da kralın iki nesebi aslında bir şekilde 15. yüzyıldan sonra yavaş yavaş siyasetin hanedandan soyutlanmaya başlaması süreci olarak görmek lazım. Yani evvelce siyaset dediğimiz şey bir şekilde sadece siyasi aktörlerin yaptıkları şeyler, yani işte krallar var, emirleri var, bilmem ne falan filan. Ama 15. yüzyıldan sonra yavaş yavaş bu siyasi alan, siyasi aktörlerin varlıklarından bağımsız bir şekilde ayrı bir alan olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Ve de bu Avrupa'da işte kralın iki bedeni, İslam tarihinde ise iki nesebi şeklinde oluyor diye öneriyorum ben. Peki bu neden ikisi aynı zamanda oluyor? Açıkçası bu modern tarihçiliğin en büyük sorunlarından bir tanesidir. Yani bazı şeyler bazı zamanlarda aynı zamanda oluyor ve de bunların neden aynı zamanda olduğunu bir şekilde bizim
açıklamamız her zaman mümkün değil. Zamanın ruhu bu. Ben zamanın ruhu illa yani Max Weber'e şey yapacaksak ve zamanın ruhu diyebiliriz. Yani Axial Age meselesi vardı. Jaspers'in mesela evet, şeyleri o. Değil mi? Yani bir şekilde yani Avrupa ve Asya siyaseti o yöne girmiş oluyor yani bir şekilde. Yani siyasetin soyutlanması süreci bu dönemde başlıyor. Hocam bu kralın iki nesebi, daha doğrusu sultanın iki nesebi mevzusu aslında şimdi size söyleyince ben Aşık Paşazade tarihinde de aslında bir şekilde kendine yer buluyor. Yani şöyle bir yanda Aşık Paşazade şeyi sayıyor. Sultanın işte Fatih Sultan Mehmet'e kadar veyahut da Osman'a kadar kişiyi sayıyor. Nesebini sayıyor. Sonra dönüyor. Kendi nesebini sayıyor. Ve de kendi nesebi içinde Şehedebali de var ve Şehedebali ile Osman'ı Şehedebali'nin kızıyla Osman'ı evlendiriyor. Evet yani, bir şekilde. Yani bir tarafta ruhani bir şey var, nesep var. Öbür tarafta da siyasi bir nesep var ve hem kendi vefayı işte babayı vefayı şeyini meşruluğunu sağlamaya çalışıyor. Tabii yine bir politik başka bir şey de var. Arka evet. plan da var. Bir taraftan da sultanı da onunla kutsuyor yani evet. aslında. Bu şeyde yani biraz önce bahsettim bu işte hilafeti suri, hilafeti manevi meselesi. Yani işte bu dünyanın halifesi öbür dünya manevi alemin halifesi gibi. Hatta bu öyle ilginç oluyor ki Timurlulardan sonra tekrar bir Cengizli dönemi başlıyor Orta Asya'da. İşte Şeybaniler falan. Onlar da mesela aynı fikri, aynı ikili sistemi, aynı dualistik sistemi Cengizli hanlık sistemine getiriyorlar ve de diyorlar ki hanı manevi, hanı suri. Yani bizim manevi han ve de şey ne denir bu dünyanın hanı gibi bu ikili sistem bir şekilde 15. yüzyıldan sonra gerçekten yerleşmiş oluyor. Yani Osmanlı'nın mesela 16. yüzyılda becerdiği bürokratikleşmenin temelleri bu ayrımın üzerinden gerçekleşiyor. Ama bu tam nasıl oldu? Yani bunu henüz daha tam açıklayabilir miyiz? Ondan emin değilim ama bu ayrım o bir şekilde öyle başlıyor yani. Ama mesela şeyde 16. yüzyılda yazılmış metinlere baktığınız zaman artık böyle bir şey problemi yok. Yani meşruiyet problemi yok. Yani şeye bir şeye sultan veyahut da Cengizli'ye yahut da bir halifelik şeyine yazılmış metinler için bahsediyorum işte. Kronolojiler şeylerde vakanüvislerde falan böyle bir şeye girmiyorlar artık. Şey başlıyor işte. İşte anlatmaya başlıyor ama mesela Aşık Paşazade'de böyle bir şey var. Bir meşruiyet alanı açmaya çalışıyor. İşte Osmanlılar niye hükmetiyor ama 16. yüzyıla geldiğinizde öyle bir şey yok zaten. Yani zaten evet, tesis edilmiş yani. Fatih de zaten Hurufileri tasfiye ediyor Edirne'de. Yani artık o tartışma bitiyor yani bir anlamda. Şimdi evet bu aslında önemli bir şey. Yani ben bunu mesela kendi bana gelen bazı sorulardan şeylerden de görüyorum. Mesela bu İhvan-ı Safa meselesinde. Yani İhvan-ı Safa diye mesela diyor ki mesela hocam 16. yüzyılda bir tane metin var orada da İhvan-ı Safa var. Vardır yani bir şekilde ama bunun artık bir önemi yok. Evet. Yani bunun yani bir şeyi yok. Bir artık bir önemi yok bu dönemde. Hurufiler de varlıklarını sürdürüyorlar. Hala var yani Beyoğlu'nda benim evim yan sokağa arka arkaya melekler kahvesi, kadınlar kahvesi, falcı, tarotçu yani çok evet. da hoş insanlar. Ben gidiyorum biralarını içiyorum falan. Yani hiçbir şey bugün de var yani bunların hepsi. Ama önemli olan biz anayasayı yazdığımız zaman gidip de ilmi huruftan şey yapıyor muyuz yani faydalanıyor muyuz yani evet. yani faydalanmadığımızı ümit ediyorum yani bir şekilde ama yani en azından normatif olarak gidip de ilmi huruftan faydalanmıyoruz yeni bir anayasa yazarken yani eğer faydalansaydık o zaman işte önemli olur yani bazı kavramların ya da bazı terimlerin varlığı ya da yokluğu meselesi değil mesela halife her zaman var ama gerçekten bir anlamı var mı o dönemde? Yani gerçekten bir önemi var mı? Bir şeyleri belirliyor mu? Önemli olan bu. Yani benim için işte bu 1446
krizi dediğim şey benim çalıştığım dönem itibariyle şey noktası, yani bitiş noktası. Yani 1446'dan sonra ilmi huruftu falan, artık bunların bir önemi yok. Tarikatlar, tasavvuf bir şekilde önemli olmaya başlıyor. Yani işte merasimli düşünsel ağlar. Çünkü merasimli dediğimizde tarikat. Yani işte bunların zikri var, virdi var, bilmem nesi ve evradı var. Yani tekkesi var, hanekahı var. Artık onlar bir şekilde öne çıkıyorlar. Onlar düşünsel alanı kontrol etmiyor. Hüseyin Yılmaz'ın şeyini... Aynen değil mi? Yani. Tabii tabii. Hüseyin'in şeyi kitabı onu çok güzel gösteriyor yani o açıdan. Yani bir şekilde bu tasavvufi fikir bir şekilde artık şeyi bütün siyasi söylemin ana şeyi olmuş oluyor. Paydaşı olmuş oluyor. Yani şey herkesin üzerine dayandığı bir nokta olmuş oluyor. Buradan da Hüseyin Yılmaz'a selamlarımızı selam söyleyelim. Evet. Sevgili arkadaşımız. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Hocam biz yavaş yavaş toparlayalım diyoruz. Son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Daha sonra son olarak bir küçük bir şeyi düzeltmek isterim. Kitap aslında tercüme edildi, bitti. Hı-hı. Yani ben bir şekilde sadece düzeltmelerini yapıyorum. Yani önümüzdeki bir 6 ay içerisinde falan, yani ben yayın evine verdikten sonra herhalde Dergah Yayınları çok bekletmeyecektir. Kendilerine de çok teşekkür ederim bu arada. Bu kitabımı kabul ettikleri için söylemek istediğim en son bu küçük düzeltme. Yani tamam. Şey. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugün Bonn Üniversitesi'nden Doktor Evrim Binbaş'la birlikte Timurlu İran'ın da Entelektüel Ağlar kitabın İngilizcesi bu, Türkçesi yakında yayınlanacak Dergah Yayınları'ndan. Bu kitap üzerine güzel bir söyleşi yaptık. Türkiye'de çok fazla konuşulmayan bir devir bu devir. Hatta çok az konuşulan bir devir. Bu alanın çalışılmasına da ihtiyaç var. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bu yayının size ulaşmasında bize her zaman destek olan patron destekçilerimize ve MASAP uygulamasına teşekkür ediyoruz. Yayını beğenip paylaşırsanız daha çok insana ulaşır. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.